Kendisin. Ne oldu? Bizi oraya niye götürdün Mihter? Anlamadım. Hilmi denen o adamla karşılaşacağımızı biliyordum. Elif'le onun tanıştığını da biliyordun. Onun için orayı seçtin değil mi? Hayır. Elif bana her şeyi anlattı. Bizi karşı karşıya getirmek için oraya götürdün değil mi? Elif sana ne anlattı bilmiyorum ama evet doğru. Elif'le ilgili bazı şüphelerim vardı. Eğer doğruysa da yol yakınken öğrenmen iyi olurdu. Neden benimle bu kadar ilgilisin? Neden? Nasıl neden? Ben sadece ailemizin... Ablana yazdığım notları saklıyorsun. Gizli gizli odama girip eşyalarımı karıştırıyorsun. Evlenmemi istemiyorsun. Niye yapıyorsun bunları Biter? Niye bu kadar düşünüyorsun beni? Niye aklın hep bende? Küstah. Ne oluyor? Bir de Nihal'e el şakası yapma diyor. Kendine bak önce. Ayrıca hiç alay etme, saçların böyle çok iyi. İzninizle üstümü değiştireceğim. İşte Behlül'ün çalışması bu kadar olur. Amcacığım, hoş geldin. Kusura bakma, ne olur, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de gözüm arkada değil diyordum. Ya toplantı saatini beklerken içim geçmiş vallahi. Sabahtan beri çalıştım halbuki. Yorgunluktan uyuyakalmış çocuk. Gece hiç uyumadım, onun da etkisi var tabii. Yine nerede söndürdün feneri? Hiçbir yerde canım. Bir şeyler taktım kafama. Öyle uyuyamadım işte. Geçsene yerine. İyiyim böyle, elleme beni. Anlat bakalım. Yolculuk nasıl geçti? Yolculuğun en güzel tarafı... yolun sonunda bekleyene kavuşmak. Onun için çok şahaneyim şimdi. Adnan Bey. Nihat. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gördüğün gibi. Bihter. Ne haber Nihat? İyidir. Toplantıya yetiştiniz. Ama şimdi nasıl kaytarayım diye düşünüyorum. Ben iki dakika şöyle bir görünsem... sonra sevgilimle kaçıp evime gitsem ha? Evet, azat edin kocamı. İmzalamanız gereken şeyler var ama. İmzalayayım ne imzalayacaksam... sonra izin verin evime gideyim. Ne demek amca? O zaman 5 dakika odama kadar yorayım sizi. Tamam, bakalım hemen. Canım müsaade eder misin biraz? Tabii.
Ayıptır ya. Ayağımın tozuyla çalıştırıyorsunuz beni. Buyurun. Ne ikram edeyim sana? Hiçbir şey. Bihter. Ben senden özür dilerim. Çok mahcubum. Öyle olman gerekir. Dün gece utancımdan eve gelemedim. Bir otelde geçirdim geceyi. Gerçekten uyumadım. Düşündüm. O sözleri nasıl söyledim diye. Kendimi yedim bitirdim. Ben şaşırmadım halbuki. Tarzın bu senin. Eskiden beri hep küstahtın. Onun için hiç hoşlanmazdım senden. Hiç değişmiyorsun. Hep aynı Behlül'sün. Lütfen. Evet, dün oraya bilerek götürdüm sizi. Çünkü Aynur Hanım ciddi şekilde şüpheleniyordu Elif'ten. Hilmi Bey'le telefon konuşmalarına şahit olmuş. Elif açıkladı bana bu durumu. O şekilde bir şey yok aralarında. Ben ailemi, kocamı düşünüyorum. Senin eşin bizim ailemizin de bir ferdi olacak. Onun için seni de huzursuz etmeden gerçeği öğrenmek istedim. Yarın bir gün etraftan duyarsan daha kötü olur diye. Ama senin bu kadar kendine aşık olduğunu tahmin etmiyordum. Ne çok değer veriyorsun kendine. Ne zannediyorsun? Bihter, yeter. Özür diledim işte. Hayatım. Kaçayım dedim ama kurtulamayacağım galiba. Gündeme bir baktım da benim toplantıya katılmam lazım. Tamam canım. Sen gir toplantına, ben de eve gideyim. Buraya kadar da getirdim seni. Olsun, evde görüşürüz. Kızmadın değil mi? Yok, sen işine bak. Hadi Behlül, teşekkür ederim. Bravo. Bravo. Aferin vallahi, çok güzel. Size çok kızıyorum Behlül. Niye piyanoyu ihmal ediyorsunuz? Nasıl ama? Tebrik ederim. Nihal çalıyor zannettim. Benim tekniğim biraz daha ileri tabii ama Behlül de fena değil. Hadi bir daha. Öyle söylersen çalar mıyım bir daha? Ya hadi ne olur. Bak 40 yılın başında oturuyorsun piyanoya. Ben atölyeden resim bakacağım. Hadi bir tane daha. Girebilir miyim? Girme. Thank you.
Bihter, senden defalarca özür diledim. Lütfen çık dışarı Behlül. Benim bir kere yüzüme bakmanın Bihter. Rica ederim. Bu saçmalık beni fazlasıyla germeye başladı. Seni mi, beni mi? İyi işte, gelme üstüme. Konuşalım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Öyle şımarıksın ki çocuk gibi. Nihal'le Bülent'ten gerçekten farkın yok. Sürekli sinir ediyorsun beni. Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ateşle oynuyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Thank you.